Herkes çok mutlu. Sevdikleri yerlerde, sevdikleri kişilerle beraber içten kahkahalar atabiliyorlar. Peki senin bu göğsündeki boşluk, sol yanına batan sancıyı tarif edebilir misin bana? Hiç merak etme, senin bu üzüntünü geçirecek bir kitabım var elimde. Eğer benim yazdığım ve bu videoda tanıttığım bu Dünyanın Sırlarına Yolculuk kitabını okursan, gerçi böyle isim var mıdır lan? Eğer benim yazdığım bu kitabı okursan içindeki bu üzüntü tamamen kesilecek. Nasıl ama, böyle söyleyince ne kadar saçma geliyor insana. Geçen gün ruh halimin böyle çok da iyi olmadığı bir günde uyandım. Ya işte diyorum, hani bugün ne olacak, nasıl geçer bugün, böyle akşamı planlıyorum, akşam olsa da tekrar uyusam diye. Erken saatte uyandım ve benim yaptığım ilk şey, hani yanlış bile olsa, ben ilk önce sosyal medya hesaplarımı ve işte etkileşimleri, grafikleri falan incelerim sabah kalkar kalkmaz ki o gün içinde ne yapmam gerektiğini veya bir müdahale gerekiyorsa hangi yolu izlemem gerektiğini planlarım. Hala uyuyorum, gözüm yarı açık ve Instagram'a dokunduğum birkaç samimi arkadaşımın hikayelerini gördüm, baktım hikaye paylaşmışlar. Geçiyorum. Şu an biliyorsunuz Instagram üzerinde iki hikaye arasında bir reklam gösteriliyor. Bir tane reklama denk geldim. Şöyle bir tane abimiz çıkmış. İşte arkasında neon lambalar ama video siyah beyaz. Şu bağımlılık yapan madde, hani böyle çakmakla yakılıp içilen. Onun adını söylemiyor. YouTube bayağı sert tedbirler alıyor bu konuda, hani söylenmemesi gerekiyor artık. Neyse işte onu içiyor bir yandan. Dumanını üflüyor havaya. Böyle gözlerini bayıltmış. Ağzını yaya. Yani ne kadar dertlisin değil mi? Sabahın bir körü adam anlattı. Bak dedi, bu kadar kötü durumdasın, insanlar çok iyi durumda. Sana şöyle haksızlık yaptılar, bunları yaptılar. Sen iyi olduğun için kaybediyorsun bilmem. Ya dedim, ne diyor bu hani? Etkileşimi aldı benden, girdim profiline. Ya dedim ki ne anlatmaya çalışıyor falan böyle. Öyle bir strateji izlemiş ki olayın farkında olmayan biri böyle girer ağlar profilde geze böyle videoları. İşte videoları bir tanesi aileden vuruyor. İşte ailen senin değerini bilmedi bilmem ne. Bir tanesine sevgiliden vuruyor. Diyor ki seni aldattı işte gitti. Olsun onu kaybıdır, sen iyi olduğunu... Şu an böyle konuştuğuma bakmayın, kahkaha atıyordum bir ara. 2-3 video boyunca bunları böyle tekrar ediyor. Sonra bu 2-3 videodan sonra postlardan bir tanesi de profil sahibinin yazmış olduğu kitabın fotoğrafı. Altında da içine geçen güzel sözler, böyle kalbinize dokunan falan gibisinden. Dedim ki bunun videosunu çekmem lazım. Açığa vurmayacağım çünkü bunun gibi bir sürü daha varmış. Ben onu fark etmedim. Yine kişisel gelişim adı altında açılan sayfalar buldum birkaç tane. İşte bugün üzgün müsün? Nasıl ya? Bugün ruh halin nasıl? İşte üzgünüm, değilim. 2 tane şık koymuş. İşaretliyorsun, geçiyorsun. Şu an nerede olmak isterdin? İşte şurada mı, şurada mı falan soruyor böyle. En sonunda işte çoğunlukla evet işaretlediysen bu kitap tam sana göre falan gibi böyle. Seni Allah kahretmesin kedi. Gel. Aha, kamerayı düşür de ben göstereyim o zaman seni. Buradan aşağı atmaz mıyım? Gel. Nerede kaldığımı da unuttum ki. Anlatıyor işte, daha çok evet dediyseniz şu tür bir psikolojik yatkınlığa sahip olabilirsiniz, alın bu kitabı okuyun gibisinden. Tamamen insanların duygularını sömürmeye yönelik, ne demem lazım, leş gibi bir olay yani. Tamamen sizin duygularınıza. Ne yapıyorsun orada? Kadrajı da kaçırdık. Az önce böyle miydi? Tam emin değilim. Biraz daha... Neyse. Tamamen sizin duygularınızı sömürmeye yönelik. Daha doğrusu duygularınız değil. Duygularınızdan vurup paranızı sömürmeye yönelik bir sistem kullanıyorlar. Eskiden bunu yapmak daha zordu. Bir idol oluşturmanız gerekiyordu ilk önce. Bir film vasıtasıyla veya bir şarkı vasıtasıyla birini idol olarak seçiyordunuz. Sonrasında duygularınızı veya maddi anlamda bir geliriniz varsa bir kısmını o idol uğrunda harcıyordunuz. İşte figürleri alıyordunuz mesela. Şarkıcı ise DVD'lerini, CD'lerini topluyordunuz. Onların koleksiyonunu yapıyordunuz. Şu an yaptıkları ise tamamen sizi duygularınızdan vurup sizden faydalanmak. Yani başka bir açıklaması yok. Resmen dalga geçer gibi paylaşımlar yapıyorlar. Şu an içinse işte Y kuşağı, Z kuşağı karıştırmayacağım. Şu an büyüyen genç kardeşlerim veya benim yaşıtlarım, işte her neyse, daha farkında ve değerli olduğunu bilir bir halde büyüyor. Peki bundan nasıl faydalanıyorlar? Hemen ya yeter inşaatınızı da, of be. Bir tane de motorlu testere çalışıyor. Hadi bakalım. Sabır sınavı. Şu anki genç kesimden nasıl faydalanıyorlar? Kişiliğimizin farkına varabiliyoruz ama toplumda aynı şeyle karşılaşmıyoruz. Yeteri kadar sevgi alamadığımızı, yeteri kadar değer görmediğimizi hissediyoruz bir yandan. Ve tam burada bu profiller işin içine giriyor. Zaten değersiz hissediyorsun, zaten yeteri kadar sevgi alamadığını hissediyorsun. Ve bir tane adam çıkıyor karşına sosyal medyada gezerken, gözlerini devirerek sana şöyle söylüyor. Ne kadar acı çektiğini görebiliyorum. Seni anlıyorum. Sonra ne oluyor? Otomatikman ya benim duygularım ne kadar da iyi anlıyor. Ben bunu bir takip edeyim. Bu arada 21 kişi takip ediyor benim takip ettiğim kişiler arasından bu profili. İşte gidiyoruz bir şekilde takip ediyoruz. Sonrasında etkileşim vermeye başlıyoruz. Bazen beğeniyoruz, bazen ya işte ne kadar da doğru söyledin deyip yorumlar atıyoruz bu postların altına. 3 tane gönderi geçiyor. Adam kitabını paylaşıyor. 2-3 tane gönderi geçiyor. Bir oturumunu paylaşıyor. Yani şöyle sosyal medyada bir artık iş kolu. Hani kendi işlerinizi elbette ki duyuracaksınız oradan ama bu şekilde bir yandan duyguyu sömürüp öbür yandan bak sana bir hizmet veriyorum gibi yapan profillerden bahsediyorum. Hani diğer profillere bir şey göndermiyorum burada. Sadece o bahsettiğim görünüme sahip profiller için söylüyorum bunu. Değerli olmak adına, kendimize yetebilme, yeniden öğrenebilmek adına var olan zamanımızı, maneviyatımızı, maddiyatımızı resmen akıtıyoruz o insanların ellerine. Buna bir tepki göstermek isterim. Belki bahsettiğim şekilde bir profili takip edip işte oraya adanırcasına ne kadar da iyi paylaşımlar yapıyorsunuz, tam da beni anlattınız falan gibi duygularla yaklaşan insanlar için hani bir şey olur diye. En azından daha farkındalık sahibi bir şekilde o profillerde gezersiniz diye çektim bu videoyu. Size faydalı olmasını amaçladım ama inanıyorum siz her şeye başarırsınız. Sizin inanılmaz bir gücünüz var ve sevginiz de var. O yüzden abone olun. Böyle. Umarım faydanıza bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.